Asteroidler ve kuyruklu yıldızlar tamamen farklı görünüşe sahip olsalar da aslında birbirleriyle yakın akrabadırlar. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlar 4,6 milyar yıl önce Güneş sistemimizin oluşumundan kalan kaya, buz ve metal parçalarıdır. Bunlar erken Güneş sistemimizin fosil kayıtlarıdır. Asteroidlerin çoğu tamamen kayadan meydana gelir. Geri kalanlar ise ya tamamen metal veya metal-kaya karışımıdır. Ve bunların çoğu Mars ile Jüpiter arasındaki bölgede bulunurlar. Kuyruklu yıldızlar ise donmuş gaz, su, toz ve serbest haldeki partiküllerin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bunlar kozmosun kirli kar toplarıdır. Aslında kuyruklu yıldızlar asla buharlaşmayacak maddelere sahip olsalar da asteroid olarak sınıflandırılabilirlerdi. Bir gök cisminin asteroid mi yoksa kuyruklu yıldız mı olduğu ancak nerede doğduğuna ve nerede bulunduğuna bakılarak anlaşılabilir. Yani kökenlerine inmek gerekiyor. Asteroidler Güneş'e yakın bölgelerde asteroid kuşağı adı verilen yerde bulunurken, kuyruklu yıldızlar Güneş'ten çok daha uzak ve soğuk bölgelerde, Neptün'ün ötesi Kuiper kuşağında veya onun çok daha ötesi Oort bulutunda doğmuşlardır ve çok fazla buz barındırırlar. Ayrıca bir kuyruklu yıldızı Dünya'dan çok uzakta olsa bile görebilirsiniz, ancak bir meteor gördüğünüzde o bizim atmosferimizdedir. Şu anda bilinen yaklaşık 1,3 milyon asteroid ve 3800'den fazla kuyruklu yıldız var. Bunlardan herhangi birisinin herhangi bir zaman diliminde Dünya ile yollarının kesişmesi ve yaşamı tehdit etmesi olası. Özellikle kuyruklu yıldızların yörüngelerinde uzun zaman dilimlerinde değişiklikler meydana gelebiliyor ve bu da ileriki yıllarda nasıl davranabileceğini öngörmemizi zorlaştırabiliyor. Dairesellikten uzak, hiperbolik yörünge izleyerek Güneş'e çok farklı açıda yakınlaşıp uzaklaşması, Güneş'in yakınından geçip ısındıkça genişleyen gazların jet iticileri gibi hareket ederek kendi yörüngesini hafifçe değiştirmesi ve özellikle Güneş sistemine girdiğinde Jüpiter'in kütle çekiminden etkilenip yörüngesini bozması uzun vadede çok ciddi hesap hatalarına yol açmakta ve yörünge tahminlerini zorlaştırmakta. Adını görünür saçılma bölgesi Perseus takım yıldızından alan Perseid meteor yağmurunu her yıl Ağustos'un 12'si gibi şenlikler içinde izliyoruz. Atmosfere saniyede onlarca kilometre hızla girerek arkasında büyüleyici ışıklar bırakan bu ufak meteorlar aslında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntıları. Bu kuyruklu yıldız bilim insanları tarafından insanlığın bildiği en tehlikeli tek nesne olarak literatürde yerini aldı ve bunun için çok haklı sebepleri var. Bakın, bu canlandırma Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinin 1850 yılından 2150'ye kadar animasyonunu gösteriyor. En içteki sarı daire Güneş'imiz. Hemen bitişiğinde mavi daire ve yörüngesi Dünya'mız. En dıştaki sarı büyük yörünge Uranüs'e ait. Kuyruklu yıldız Güneş sisteminin dışına çıkıyor ve daha sonra hızlanarak Güneş'in hemen yanına kadar geliyor ve sonra yavaşlayarak tekrar sistemin dışına yaklaşık 7,6 milyar kilometre uzağa gidiyor. Yörünge periyodu 133 yıl. İç Güneş sistemine en son 1992 yılının Aralık ayında girdi ve 5 Ağustos 2126 yılına kadar bunu bir daha yapmayacak. Bu tarihte de yaklaşık 23 milyon kilometre, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 60 katı kadar yaklaşacak. Güneş'e yaklaştığında Dünya'ya nasıl yakınlaştığını görebiliyorsunuz değil mi? Neredeyse kesişiyorlar. Sonraki 2000 yıl için kuyruklu yıldızın yörüngesini mükemmel şekilde hesaplamış durumdayız. O tarihlere kadar Dünya %99,9999 güvende. Fakat takvimler 4479 Eylül'ü gösterdiğinde tehlike çanları çalabilir. Çünkü mevcut yörünge hesaplamalarının netliği ancak bu tarihe kadar geçerli ve tahminlerin kesinliği giderek belirsizleşiyor. Peki bu kuyruklu yıldızı tehlikeli kılan şey ne? Bilim insanları büyüklüğü 1 kilometrenin üzerindeki herhangi bir gök cismini gezegen katili olarak kabul ediyor. Ve Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının çapı 26 kilometre. Eğer bu kuyruklu yıldız gelecekte yörüngesini değiştirir ve Dünya'ya çarparsa yaşam için yıkıcı etkisi olur. Çünkü yaklaştığında
saniyede 58 kilometre gibi bir hızla atmosferimize giriyor olacak. Bu ise Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızından 126 kat daha fazla. 30 Haziran 1908'de Rusya'daki Tunguska Nehri yakınlarında yerin 8 kilometre üstünde, 30 ila 80 metre büyüklüğünde bir asteroid ya da kuyruklu yıldız infilak etti. Yabani bir bölge olduğundan gerçekte kimse ne olduğunu bilmiyor fakat patlamanın gerçekleştiği yerin 50 kilometre uzağındakiler ısıyı hissetmiş, insanlar basınç dalgasından yerlere yuvarlanmış. Tüm dünyadaki sismograflar sarsıntıyı kaydetmiş. 2000 kilometre karelik alandaki bütün ağaçlar devrilmiş, 60 milyona yakın ağaç patlamanın etkisiyle yok olmuştu. Dağılan parçaların tamamı yeryüzüne ulaşamadan havada toza dönüştüğü için krater oluşmamıştı. Çapı 100 metreyi geçen herhangi bir kuyruklu yıldız yeryüzüne ulaşacak kadar büyüktür. Atmosferde parçaları dağılsa bile tamamen yok olmaz ve olağan gücüyle dünyaya çarpar. Ve yaratacağı tahribat krater ya da havadaki patlamayla kıyaslanamayacak ölçüde büyüktür. Ama eğer kuyruklu yıldızın çapı 1 kilometreden büyükse dünyanın neresine isabet ettiği fark etmez. Her halükarda gezegenin tamamına isabet eder ve bu kez etkileri küresel, verdiği zararsa kalıcı olur. Eğer 26 kilometre çapındaki Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı gelecekte yönünü bize çevirirse, 65 milyon yıl önceki dinozorların yok oluşuna neden olduğu düşünülen asteroidin çarpma enerjisinin yaklaşık 300 katı büyüklüğünde bir hızla dünyaya çarpacaktır. Asıl yıkıcı etkisi ise stratosfere salınan gazlardan kaynaklanacak, çarpmanın etkisiyle tozlar havaya savrularak güneş ışığını engelleyecek ve dünya karanlığa gömülecek. Buharlaşarak havaya salınan kükürt dioksit, başlangıçta küresel soğumanın sebebi olacak ve asit yağmurları başlayacak. Ardından karbondioksit, uzun vadeli ısınmaya yol açarak bu sefer küresel ısınma meydana gelecek ve kitlesel yok oluşlar başlayacak. Yaşam, bildiğimiz anlamda sona erecektir. Hiçbir şey olmasa bile tüm evrensel tehlikeleri atlatsak dahi birkaç milyar yıl sonrasında Güneş'in kırmızı deve dönüşme süreciyle birlikte dünyadaki yaşam, belki dünyanın kendisi yok olacak. Bu kaçınılmaz. Şahsi kanaatim, bu yok oluş süreci öncesinde dünyadaki yaşamın bir kuyruklu yıldız veya asteroid tarafından sonlandırılacağı yönünde. Kıyametvari bir yok oluş yani. Çünkü dünya buna benzer döngüsel yok oluşlar içerisinde. Evrende hiçbir şey sonsuz değil. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu var. Vakit ayırıp videoyu izlediğiniz için her zaman olduğu gibi minnettarım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve özellikle yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve bilgiyle kalın. Hoşça kalın.